Rüya, saat 9'da 20 var. Rüzgar hala niye gelmedi anneciğim? Nerede bu? Nasıl bilmem? Kızım nereye gitmiş olabilir? Parkta mı acaba? Korku kendi gidemez ki. Niye gidemezsin? Gider. Gidiyor ya artık. Dünden itibaren başladı. Evde değil, değil mi? Eve gelmedi. Yürü bir parka bakalım. Yürü gidelim parka. Yürü bakalım gidelim arayalım. Nerede benim emektarlarım? Ha, burada. Rüya. Hava karar, yanımıza şey fener falan mı alsak acaba? Dur getiriyorum fenerim. Heh, fener de buradaymış. İşe yarıyor valla. Şu, heh, bu karşıya. Tamam, bu ışıkla gidebilirim. Tamam, buradasınız. Gelin bakalım ve gidelim. Aa, Rüya nereye gitmiş? Rüya. Fener al, beyaz. Rüya'yı gördün mü? Feneri alıp gelene kadar yok oldu ortadan. Dur bakayım nerede? Rüya, ha, kapıda mısın? Rüzgar yok ortada, bir de sen kaybolma gözünü seveyim. Hadi yürü. El feneriyle gidelim, rüzgarı arayalım. Yürü yürü gidelim anneciğim. Parkta oynamaya daldı herhalde değil mi? Kesin. Rüya. Böyle el feneriyle çıktık yola ama hala yok ortalıklarda, görünmüyor rüzgar. Ner pap bir Acaba bakalım. istedik o. Nasıl yani? Ezberinde değil, benim ezberimde. Atıyorum bir yerde kaldı, ben nereden gideceğim diye belki bir yerde bekliyordur. Belki de. Veya bir komşumuza gitti. Ay öyleyse o korkar ya. Öyle şeyler söyleme, yürü bakalım yürü. Ya bence Rüzgar akıllı bir çocuk ya. Anne bir şey Yok soracağım. yani Nedir hani. sel oldu dedik ya. Hı. Zeytinliklerini orada belki tekrar açık bırakırlarsa rüzgar selinde kalmış olmasın? Yok annem, öyle sel değildi o ya. Su vardı alt üstü, bir şey olmaz yok. Hem sen şu an beni rahatlatmalısın ya. Birbirimizi korkutamayız. Çıktık arıyoruz. Saat 9. Sen de Buluruz. benim ablam. Ya İnan ne burada? Gel onlara soralım. İnan ne haber? İyi abla. Ya biz rüzgarı bulamıyoruz. El fenerini de böyle gözünüze tuttum biraz ama. Pardon. Rüzgarı bulamadık. Biz de gördünüz mü hiç? Yok ablam. Rüzgar en son eve gitmişti. Ben eve mi gitti? Bayağı oluyor mu peki? Oluyor, bir yarım saat, bir saat. Yarım saat mi? Rüya nerede Rüzgar yarım saattir? Yürü yürü. Rüya ya evi karıştırdıysa, baksana etrafta bir sürü ev var. Rüya ya karıştırdıysa evi, ya bizim evde başka birisinin evine gittiyse, ya işte teyzelere gittiyse. Olabilir, daha önce olmuştu, hatırlamıyor musun? Belki öyle bir şeydir. Yürü biz bir arayalım ama yürü. Ay buralar çok karanlık ya. Rüzgar. Çok da bağırmayalım, insanlar demesin. Rüzgar. Rüzgar, şu tarafa da bakalım. Rüzgar. Hala bulamadık ya, baksana bu da elimde kaldı. Rüzgar. Şu daha iyi aydınlatıyor. Ay bu değil. Bu disko gibi yapıyor ortalığı. Ha, tam en aydınlatıcısı bu. Rüzgar. Ben de yerde arıyorum sanırsın. Kedi arıyoruz Rüzgar. Anneciğim neredesin? Rüzgar. Gel pisi pisi Rüzgar. Buralarda falan yok. Ayşe teyzeye sorsak mı? Gel biz Ayşe teyzeye soralım, yürü. Nerede ya? Nerede? Rüzgar, şuradan gel. Ayşe teyze. Rüya hamak kıpırdıyor. Hani hayaletten mi geldi? Hani hayalet gelse hamam mı kıpırdatır? Bir hayvandır. Kedi medi, beyaz mı bir gel. Rüzgar? Rüzgar burada mısın? Annem ne yapıyorsun burada? Uzandın mı buraya? Oğlum düşüyorsun, dur dur. Rüzgar. Biz seni arıyoruz. Uykun geldi, yoruldum. Buraya mı yatmak? Oğlum sen nasıl bir şaka yapıyorsun? Biz tam yarım saattir seni arıyoruz, biliyor musun? Bu şakanın İnanlara gittik, sorduk siz, seni. Ben sizi görmeden önce... Bir şey söyleyeceğim. Rüya. Babama gittim. Çok haklı. Neden? Biz bu kapıdan çıktık ve gittik. Sitenin içine doğru gelelim dersek buradan bulabilirdik onu. Boşu boşuna dolaştık. Sen nereye gittin? Babana mı gittin? Allah! Düşüyorsun yavaş. Görürdük. Ne yaptın? Of, yerde lav var, oynayıp burada kendi kendine kalmış. Biz de 3 saattir onu arayalım. Ödümüz patlasın gerçekten. Of çok korktum. Kopmasın bakalım. Neyse bulduk rüzgarı. Ben giriyorum içeri. Hadi uyku saati, yürünebilirim. Nasılsın? Neden değilsin? Karınca Tutar mısın be? Bu ne? Bil bakalım hadi.
Evet anneciğim, şapkadan dın dın dın. Nereye gideceğiz şimdi Rüya? Günün en böyle sıcak saatleri gördüğün gibi yanıyoruz falan. Van Gölü'ne gideceğiz. Hayır anne, Van Gölü'nde ne işimiz var? Denize gideceğiz tabii ki de. Ama denize gitmeden önce bugün seninle bir çılgınlık yapacağız. Tam bir çılgınlık da sayamaz. Papatya çayı yapıp saçını süreceğiz. Hazır mısın? Arkadaşlar merhaba. Bugün Rüya'nın saçlarına papatya çayı süreceğiz. Bunun amacı saçlarımızın hafif renginin açılmasını sağlamak ve de sağlıklı ışıldamasını sağlamak. Nasıl yapıldığını merak mı ediyorsunuz? İzleyin bizi. Gel. Malzemeler geliyor. Şimdi kabımızı aldık. Kurutulmuş papatya. Rüya ben de süreyim mi birazcık sence? Benim saçlarım daha koyu. Ben de bilmiyorum. Ama tam senin saçın birazcık koyuyoruz şöyle. Ben de koyarım. Koy kız, sen de koy aman. Sen koyuyorum. Hayır öyle değil ya, hani olmayabilir, sarı bir rengi olması lazım. Evet, papatyalarımızı koyduk. Bu arada arkadaşlar, papatya çayı suyu koyuyorum artık, tamam mıyız? Nasıl kokuyor? Sen koyarken. Dikkat et, sıcak. Bu arada çok güzel kokmuyor mu ya? Hı hı. Şimdi bunu böyle bekleteceğiz. Bak sarı bir su oldu da. Birazcık daha koysana papatya ya. Koy. Bakalım ne olacaksa olacak artık. Deneyeceğiz. Arkadaşlar oranını bilmiyoruz. Göz kararı yapıyoruz gördüğünüz gibi. Sıcak su koyuyoruz ve bunu demlenmeye bırakıyoruz. Daha doğrusu ılımaya bırakıyoruz. Bu ılıdıktan sonra ne yapıyoruz Rüyacığım? Karıncalarla hiçbir işimiz yok. Saçlarımıza sıkacağız anneciğim bunu. Sprey bulmamız lazım. Çabuk yukarı çık, fıstık sprey bul. Bu da kendiliğinden ılısın. Bu arada papatya çayının böyle... Ay! Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum sen niye bizi korkutuyorsun sürekli? Anneciğim bu birazcık da böğürmek gibi oldu artık. İlkinde korktum. Şimdi sıkarken video çekmeye devam ediyor olacağız. Bir dakika, bir şey söylüyordum ben. Ha, papatya çayı başka niçin kullanılır? Biliyor musun? Diyelim ki çok sinirlisin ya da çok gerginsin, böyle durumundasın. Bir tane papatya çayı içersen eğer, içine birkaç tane atıp böyle bir sakinlik, bir uyku hali, uykusuzluğa falan iyi geliyor. Biliyor muydun bunu? Hayır. Şimdi ben bunu içeceğim, sahilde uyuyakalırmışım. Hadi hazırlanalım o zaman sahil için. Seninle de aynen öyle. Sonra da saçlarımıza fıs 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 sıkalım. Rüzgar, ay birazcık sıcak hala ama olsun, ne olacak? Bunu nasıl süzeceğiz peki, bir fikri olan var mı? Tarakla. Tarakla süzülmez. Bir de işin kötüsü şöyle bir durumumuz var. Normalde bunu bir sprey şişesi olup fıst fıst sıkmalıyız. Ama bizde şişe olmadığı için ben elimle yapacağım bu işlemi. Hazır mıyız buna? Hayır. Yapacak bir şey yok ama süzmemiz lazım önce. Ben bir süzüp geleyim, bekleyin. Hazır Rüyacığım, süzdüm geldim. Ay iyi yaşa. Peki sen hazır mısın? Evet anneciğim, biraz sonra çöpü değiştireceğim, o zaman ihtiyacım olacak. Gel bakalım Rüya, şimdi yavaş yavaş başlayalım. Bütün saçına böyle elimle. Tamam annem, böyle kafama göre yapıyorum zaten. Ben yapacağım. Rüya'nın saçına mı? Gel, birazcık sıcak ama su yavaş, tamam mı? Vallahi arkadaşlar normalde spreyle şişeyle yapsanız daha doğru. Ama sana banyo gibi oldu. Rüzgar dur, senin de saçlar yapamaz. Papatya suyu doğal arkadaşlar. O yüzden kaç yaşında yaptığınızın hiçbir önemi yok. Rüya dön bakayım be. Ne güzel kokla. Değil mi? Gerçekten bak kokla. Rüya dön anneciğim. Rüya, videoyu bitirelim biz sadece bu. Sadece papatya. Papatya ve su. Orijinal. Onun kurumuş papatya ve suyla yapıyoruz. Sizlere döneriz. Kaç yaşında olursanız onu kullanabileceğiniz güzel bir ürün. Saçlarınıza aynen öyle bakım yapmak için de kullanabileceğiniz bir şey. Biraz saçlarımı sararsın diye de kullanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı. Denizde de mi? Evet, deniz videolarımızı merak ediyorsunuz. Onunla da ilgili yorum yapın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.